Herkese selam. Bugün Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Wat Arun Tapınağı önündeyiz ve içine gireceğiz şimdi. Wat Arun Tapınağı hakkında da birkaç kelam edelim ve daha sonrasında da bu güzel tapınağı, eğer Bangkok'a geldiyseniz zaten gezmişsinizdir muhtemelen, ama gelmediyseniz Bangkok'a gelmek için planlar yaparken gezeceğiniz noktalar arasına almanızı önerebileceğim yerlerden bir tanesi. Hava bugün çok güzel, güzel derken kapalı ve yağmur yok, sıcak yok, güneş yok, ıslanmıyoruz, çok da terlemiyoruz. Sırtımda her ne kadar büyük bir çanta olsa da Wat Arun'a hep birlikte bir ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ben Erkut Özen, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Wat Arun'dayız. Wat Arun enteresan bir tapınak. Neden enteresan? Özellikle biraz kafaları karıştıran bir hikayesi var. Hikayenin dışında aslında birçok öğesiyle kafaları karıştırıyor diyebiliriz. Ama kafalar sadece aslında bizim kafalar karışıyor. Çünkü olaya çok da hakim olan bir coğrafyadan gelmediğimizden dolayı böyle oluyor. Şu anda içinde bulunduğumuz Wat Arun bugün bir Budist tapınağı. Ancak birçok Hindu öğesini barındırıyor. Zaten Wat Arun denmesi şafak tapınağı. Şafak tapınağı anlamına gelmesi, güneşin doğuşuyla alakalı şafak tanrısına adanan bir tapınak olması, yani Hindu mitolojisindeki Aruna'ya adanması da bu karışıklığı bir ölçüde daha da arttırıyor. Onun dışında bir şey daha söyleyeyim. Mesela arkamdaki tapınak tamamen bir Kimer mimarisini andırıyor. Onu da nerede görmüştük? Angkor Wat'ta görmüştük Kimer mimarisiyle ilgili tapınak yapımını. Şimdi özellikle burası Zümrüt Buda heykelini barındırmak için yapıldığı söyleniyor. Ancak çok fazla farklı hikaye var. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Farklı hikayelerin dışında en önemli şeylerden biri, mesela pagodanın uzunluğu hakkında bile tartışma var. Hani günümüzde bunlar çok kolay ölçülmesine rağmen birçok resmi kaynakta farklı rakamlar yazılmış. O yüzden ben bunları hiç karıştırmadan, rakamlara da boğmadan yine burası hakkında küçücük bazı detaylar verip güzel görüntülerle sizleri bir arada bırakmak istiyorum. İçinde bulunduğumuz günlerde burada özel bir etkinlik var 15'ten sonra. Birçok ziyaretçi de zaten o yüzden geliyor. Yine özellikle Taylandlı ve Budist inancına sahip insan buranın yerel kıyafetlerini giyip işte burayı ziyaret ediyorlar. Hemen tapınağın dışında yer alan dükkanlar bu yerel kıyafetleri kiraya veriyorlar ve oralarda saçlar yapılıyor, makyajlar yapılıyor, işte kıyafetler giyiliyor. Erkeği kadını çok da güzel şekillere bürünüyorlar. Onları da sizlere göstermeye çalışacağım. Wat Arun'da özellikle görsel olarak çok fazla detay var. Bunları dediğim gibi, her zaman dediğim gibi aslında, eğer birlikte bir Tayland turu yapma fırsatı bulursak birlikte gezip anlatıp bu hikayeleri de birlikte yaşarız. Wat Arun'a giriş ücretli. Şöyle bir bilet alıyorsunuz girerken, üzerinde de yazdığı gibi 100 baht veriyorsunuz. 100 baht yaklaşık olarak 2,5 dolar civarında. Ama size bir de Wat Arun özel markasıyla su veriyorlar içeride kullanabilirsiniz diye. Ve o suyu da içeride yanımızda gezdiriyoruz şu anda. Daha ben de yeni girdim. Elimde henüz hepsi. Şimdi Wat Arun'da çok fazla detay var. Bu özellikle pagodaları ve çevresindeki birçok yeri gördüğünüzde inanılmaz detaylara boğulabilirsiniz. Yani burayı aslında böyle hemen bir kompleks, bir çırpıda 5-6 Instagram fotoğrafı, birkaç da videoyla hemen gezebilirsiniz. Ama anlayayım, içerisindeki eğer bildiğiniz bazı mitolojik hikayeler varsa, aklımdaki bilgilerle onları çağrışımlarda bulundurayım diyorsanız, burası zor bir tapınak. 2., 3., 4. Rama'nın aslında burada birçok emeği bulunuyor.
Çünkü burası 16. yüzyıldan 17. yüzyıldan beri var olduğu bilinse de büyük pagoda 19. yüzyılda yapılıyor ve aslında ana simgelerinden bir tanesi de o oluyor. Bugün Bangkok'un en büyük simgelerinden bir tanesi Wathorun ve birçok tapınak olmasına rağmen Wathorun'un önemi bambaşka. Burada da her zaman dediğimiz gibi daha önceki bazı videolarda da söylemiştik. Nasıldı? Hani mesela Koh Samui demiyorduk çünkü Samui Adası. Koh Samui Adası dersek olmaz. Koh Samui diyebiliriz. Koh Samui söylerken. İşte Angkor Wat derken, Angkor Wat Tapınağı dersek orada bir yanlışlık olabilir gibi. Wat tapınak anlamına geliyor. Burada da Wat, Arun. Arun şafak demek. Şafak vakti, şafak tanrısının ismi aslında Arun. Ve Wat da tapınak anlamına geliyor. Yani Wat Arun Tapınağı'na gidiyoruz dersek yanlış kullanmış oluyoruz. Burası Wat Arun ya da Arun Tapınağı olarak adlandırırsak işimiz çok daha kolay olur. Anlaşılması çok daha kolay olur. Evet, şimdi çok fazla dediğim gibi detayına girmeden özellikle zaten insanların burada fotoğraf için bu kıyafetleri de o yüzden giyiyorlar. Dışarıda kiralıyorlar ve kendi inançlarına göre de burayı ziyaret ediyorlar ve bu kıyafetlerle de inandıkları dine ne kadar sahip çıktıklarını gösteriyorlar. Şimdi Wathorun'u hep beraber biraz görsel anlamda gezelim. Ben çok fazla yine konuşmayacağım. Çok fazla detay göstereceğim size. Üzerine de belki güzel müzikler buluruz. Öyle bir Tayland'ın başkenti Bangkok'ta nefis bir Wat Arun ziyareti yapmış oluruz. Bakın görüldüğü gibi herkes bir fotoğraf merakı peşinde. Özel profesyonel fotoğrafçılar da var burada. Her şey dışarıda kiralık. Saçlar, üzerlerindeki makyajlar dahil o dışarıdaki ofislerde yapılıyor. Ve aslında çok da ucuz bir fiyata yapılıyor. 150 bata kiralayabiliyorsunuz bazı aksesuarlar hariç. Daha işte şemsiye de oydu buydu gibi bir şeyler isterseniz daha fazla para ödemeniz gerekiyor. Ama günümüzde her şey fotoğraf olduğuna göre bizde fotoğraf çekilen İnsanların verdikleri pozlara bakalım. Çünkü gerçekten güzel fotoğraflar çıkıyor. Merdivenler çok dik burada. Her yerde olduğu gibi. Nerede olduğu gibi? Angkor Wat'ta da olduğu gibi. Orada da çok zor tırmanıyorduk biliyorsunuz. Şimdi yine diki dikine bir merdiven. Eskinin mimari anlayışında sanırım problem varmış. İşler öylesine zor ki herkes birileri çıkmadan fotoğraf çektirmeye çalışıyor. O yüzden de biz de duraksıyoruz böyle. Çok güzel. Görüntüler veriyorlar ama.
bazı yerlerine çıkmak görüldüğü gibi yasak. Ayutthaya Krallığı döneminde aslında burada bir Budist tapınağı olduğu biliniyor. Ancak bu yapılar çok daha sonrasında gerçekleştiriliyor. Onun üzerine bu kadar detay ekleniyor. Ama burada bir Budist tapınağı var. Nehrin karşı kıyısına Zümrüt Buda heykeli taşınacağı zaman buradan alınıyor ve oraya götürülüyor. Aslında Zümrüt Buda heykeli içinde yapılmış bir tapınak burası. Şimdi birkaç bölümünü daha gezeceğiz ama hani burada herkesin özellikle fotoğraf çektirmek istediği yer işte tam da bu nokta. Bir de herkes tabii profesyonel fotoğrafçılarla geziyor burada. Ve sonrasında da kendilerine müthiş anılar bırakacaklar. Kıyafetleri görüyorsunuz. Gerçekten nefis, harika kıyafetler var. Ve dediğim gibi sadece bir Instagram paylaşımından çok bir de dini anlamda kendilerini iyi hissettirecek bir iş yapıyorlar şu anda burada. Hem burada bulunmakla hem de bu kıyafetlerle burada bu pozları vermekle. Buralarda görüyorsunuz bazı uyarılar var. Özellikle şu çantalarınıza dikkat edin anlamında ve onun dışında bir de yukarılara çıkılmaması anlamında bazı uyarılar yapmışlar ve güvenlikle ilgili bazı bölümleri de kapatmışlar. Ama özellikle kızların kıyafet çok daha güzel, çok daha alımlı. Bakmayın erkekler de çok fazla güzel detay içeren kıyafetleri var. Ama gerek makyajlar olsun, gerek diğer detaylar. Kadınlar da çok daha güzel duruyor tabii ki. Şimdi Ayutthaya Krallığı, aslında burada Ayutthaya İmparatorluğu olmadan 3 tane denizci kavmin, 3 tane denizci devletin burada birleşmesiyle çok büyük bir hale geliyor. Ve o dönemki Avrupalı gezginlerin de kaynaklarında Ayutthaya Krallığı'ndan, imparatorluğundan bahsediliyor. İşte o dönemlerde burayı ziyaret eden Avrupalılar özellikle bu bölgedeki bu ihtişamlı dünyadan diğer büyük Doğu devletleriyle birlikte, Çin vesaire gibi Doğu devletleriyle birlikte bahsetmişler ve o yüzden de bazı kaynaklardan bilgi alabiliyoruz. Birçok onarımda olan bölüm de var. Burası dediğim gibi bir kompleks. Hem eski yapılar hem yeni yapılar iç içe. Hem de birkaç yönetim binası. Yine burayla alakalı yönetim binası. Ve okul tabii ki burada faaliyete devam ediyor. O yüzden de yaşayan bir yer ve sürekli bir tadilat içerisinde.
Bir de oraya vurmayı güç gösterisi zannediyor. Hızlı vurunca daha önemli olduğunu zannediyor. Öyle değilmiş. Bir tane de ben dokundurayım ya. Aslında dediğim gibi burada bir dolu hikaye var ve o yukarıdaki semboller kat kat bir dolu hikayeyi süreçleriyle birlikte anlatıyor. Daha sonra onarımlarda tabii bu hale getirilmiş birçok bölümü. Çünkü zamanla birçok bölümünde zayiatlar meydana gelmiş. Hem korozyon tarzı zayiatlar hem de tabii ki bir takım kötü niyetli insanların yaptıkları zayiatlar. Şimdi bu bölümden devam ederek şuradaki birkaç güzel görüntüyü de sizlere göstereyim. Ondan sonra diğer yandaki, çünkü burası bir kompleks, diğer yandaki ünitelere bir bakalım. Herkes bir fotoğraf derdinde. Bizden de çok farklı değil tabii. Burada da hem fotoğraf hem TikTok çekiyorlar. Burası aynı zamanda burada bir deniz kıyısı tapınağı olarak da adlandırılıyor. Zaten Tayland Kraliyet Donanması'nın bulunduğu merkezi karargahın ve aynı zamanda mezarlıklarının bulunduğu, ne diyelim, anıt mezarlıklarının bulunduğu, şehitliklerinin onlara göre bulunduğu yerinde, hemen çok yakınında. Zaten ön taraftan denize açılan kısım var. Teknelerle karşı kıyıdan gelinebiliyor. O özellikle su bağlantılarıyla, su yollarıyla denize doğru açılırken işte bu tapınakta o dönemde çok daha görkemli bir halde özellikle denizden gelenlere veya su yolunda ilerleyen herkese çok daha farklı hisler veriyormuş. Burada her ne kadar günümüzde herkesin fotoğraf makinesi, yani telefonu, akıllı telefonu elinde olsa da özellikle profesyonel fotoğrafçılarla çalışan çok insan var. Profesyonel fotoğrafçıların bence bu dönemde en fazla iş yaptığı noktalardan biri. Çünkü çok spesifik, buranın bilinen fotoğraflarını çok iyi şekilde çekiyorlar. Zaten onlar da iyi bir organizasyonda çalışıyor. Yine o dışarıdan kiralayabiliyorsunuz bu kişileri, sizinle birlikte buradaki turu gerçekleştirip en iyi fotoğraflarınızı çekiyorlar. Yalnız sizin de onları yönlendirmeniz çok önemli. Zaten benim telefonum yanımda, fotoğraf makinem yanımda demeyin. Çok iyi fotoğraflar çıkartıyorlar. Deneyebilirsiniz.
Burası her gün dolu bir tapınak, dolu bir turistik nokta, dolu bir cazibe noktası. Bulunduğu yerde çok güzel. Şuradan görüntüleri de çok güzel. Yine deniz tarafındaki kısımdayız şu anda. Burada da her yerde olduğu gibi çıkışta hediyelik eşyacıları. Buradan anı almak için, hatıra eşyalar almak için yapacağınız alışverişlere yönelik dükkanlar. Tabii ki bağış kutuları. Bağışları çeşitli kısımlara ayırabiliyorsunuz. Okula bağış, işte buranın inşaatına bağış vesaire vesaire. Diğerlerini şimdi hatırlamıyorum. Tabii ki kral ve kraliçe ve bundan önceki kralın eşi, büyük kralın çok sevilen kralın eşi ve kendisinin fotoğrafları yine burada bulunuyor. Nefis de bir bahçe var yine bonsailerle, çeşitli bitkilerle süslü, müthiş görüntüler var burada. Buradan da işte o dediğim kanala, su kıyısına, denize açılan suya hemen kıyısından bakarak nefis bir manzarayla Wat Arun ziyaretini de bitirmiş oluyoruz. Bangkok'ta hop on hop off yapan teknelerden bir tanesindeyim. Buna Wat Arun'daki pier'den binebiliyorsunuz. Birçok iskeleden daha binebiliyorsunuz ve burada kanal içerisinde, bu nehir içerisinde gezinebiliyorsunuz. Böylece bazı noktalara da çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Deniz yoluyla trafiğe bulaşmadan tabii ki bu downtown'da bulunan mekanlara. Onlardan bir tanesi de Wat Arun. Wat Arun'a gitmenin de en kolay yollarından bir tanesi işte bu tekneleri kullanmak. Gideceğiniz noktaya göre bazı şeyler değişse de bu mavi hatı kullandığınızda 30 baht verip ben Kaosan'da kalıyorum. Kaosan'dan Wat Arun'a çok da güzel bir keyifli yolculukla böyle seyir terası gibi yerde rahat bir şekilde serin serin gidebiliyorsunuz. Tayland'ın başkentinde bugün de Wat Arun'daydık. Sizlerden ricam kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Lütfen videoları beğeniyorsunuz ve eğer vaktiniz varsa ki vardır, hemen şu anda mesela vaktiniz var, hemen bu video hakkında da bir yorum yaparsanız veya izleyeceğiniz diğer videoları da yorum yaparsanız biz bu işi çok daha hareketlendirebilir, çok daha keyifli hale getirebiliriz. Ben Erkut Özen, Bangkok'ta Wat Arun'daydık.